Yeniden merhabalar. Kalıtım konusuyla alakalı bir örnek yapacağız şimdi. Yapacağım örnek artık yani ölmüş, klasikleşmişlikten ölmüş bir örnek. Hayvanlar alemi örneği. Yani niye bu örneği yapıyorum? Çünkü aklımızda hem günlük hayatımızdan bir örnek olsun hem de böyle fantastik bir örnek olursun ki konunun hem sintaksını hem de nasıl kullanıldığını daha iyi öğrenelim diye. Ne kadar fazla örnek o kadar iyidir aslında benim için açıkçası. Şimdi yapacağımız örnek nasıl bir örnek olacak? Diyelim ki biz bir hayvanat bahçesinin sistemini tasarlıyoruz. Hayvanat bahçesinde işte hayvanlar var ve bunların bakımlarını, bunlara özel, spesifik e, işlemleri buraya koda aktarmaya çalışacağız diyelim. Hemen başlayalım. Bütün hayvanlar için ortak bazı özellikler var değil mi arkadaşlar? Bütün hayvanlar mesela örnek veriyorum su içer su içmeyen hayvan yoktur. Ya da işte bütün hayvanların bir ismi vardır. Ya da işte hayvanat bahçesinde o hayvanların hepsinin bir numarası bir id'si vardır. Ya da hepsinin bir yaşı vardır. Ben bunları e, oluşturacağım mesela hayvanları sınıflara aktaracağım daha etkin çalışabilmek için. Ama tekrar tekrar da bu özellikleri bu işlevleri yazmama gerek yok. Onları ne yapmam gerekiyor? bir hayvan klası içerisinde toplayıp ardından alt sınıfları, sub sınıfları kalıtmam gerekiyor. Sub sınıfları süper klastan extend etmem gerekiyor. Hemen yapalım. Yapınca zaten anlayacaksınız durumu. E, geldim buraya. New Java class dedim. Klasımın ismi hayvan. Hayvan isimli bir klas oluşturdum arkadaşlar. Burada main metodumun olduğu klas şu anda boş. Şöyle göstereyim. Şu anda boş. Burada bir işlem yapmadım. Şimdi hayvan klasımın içerisinde neler olması gerekiyor? Benim hayvanat bahçemde olacak bütün hayvanların ortak özelliklerini ben burada tutacağım. Bütün hayvanların nesi var? ID'si var. Numarası var. Artık ne derseniz. Oluşturalım. Encapsulation'a şu anlık girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece konuyu anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Public dedim integer veri tipinde olacağı için id'miz integer id dedim. Tamam. Peki başka hayvanın nesi olur? Ya her hayvanın ismi var bizim hayvanat bahçesinde. Tamam onu da yazalım. Public string isim. Başka? Her hayvanın bir yaşı olur değil mi? Public integer veri tipinde olur. Bir buçuk yaş diye bir şey yoktur. Yaz. Tamam. Şimdi hayvanlara yapılabilecek operasyonları yazalım. Bizim hayvanat bahçemizde olan bütün hayvanlara yapılacak, yani istisnasız bütün hayvanlara yapabileceğimiz operasyonları yazalım arkadaşlar. Neler yapabiliriz bütün hayvanlara? Mesela örnek veriyorum, su verebiliriz değil mi? Bütün hayvanlar su içeceği için su verebiliriz. Public void void bir fonksiyon yazalım. Su içmi diyelim, su verme diyelim. Su ver olsun. Su ver. parantezi açtım, kapattım. Herhangi bir parametre vermedim. Su ver deyince ne yapacak? Getirecek, su verecek. Tamamdır. Ee, metodumuzun çalıştığını görmek için de esalt içerisinde su verildi yazalım mesela. Bu metodumuz şu anlık kabataslak tamam. Tabi içerisinde hani bir sürü işlemler yazdığımızı varsayabilirsiniz. Ben şu anlık metodumuzun çalıştığını görmek için içerisinde sadece bir sout yazdım. Konsola bir çıktı gösterecek bir komut yazdım. Devam edelim. Başka hangi metodumuz var bizim? Başka yanlı operasyonumuz olabilir. Public. Mesela düşünelim her hayvana bir aşı yaparız değil mi biz arkadaşlar? Onların hastalık kapmaması için bir aşıları vardır. Bir i̇stisnasız bütün hayvanları yapıyoruz diyelim biz hayvanat bahçemizde. O yüzden ben ne yapıyorum? Public bu da bir void fonksiyon olsun. Asi yap diyeceğim. Herhangi bir parametre almayacak. Bu da saat içerisinde metodumuzun çalıştığını görmek için aşı yapıldı diyelim. Peki başka neler var bizim hayvanat bahçemizde her hayvana istisnasız yaptığımız operasyon? Tabii ki temizlik. Public void bir fonksiyon olacak. Temizle diyelim. Buna da e sout içerisinde hayvan temizlendi diyelim arkadaşlar. Peki başka en önemli şeyi unuttuk. Bir diğeri de public void yemek ye arkadaşlar. Yemek yer her hayvan. Ya da yem ver mi deseydik acaba? Yemek ver diyelim. Yemek ver. Bir parametre alsın string veri tipinde. Buna da yemek diyelim. isim olarak parametremizin ismine. Ve saat içerisinde sadece metodumuzun çalıştığını görmek için yemek verildi diyelim. Ve artı girdiğimiz yemeği de burada yazdırsın. Tamamdır. Şimdi biz ne yaptık? Bir süper klasımızı oluşturduk arkadaşlar. Bu herhangi bir yerden extend etmiyor. Şimdi sub klaslarımızı yani alt klaslarımızı alt sınıflarımızı oluşturmaya başlayalım. Geldim paketimin içerisinde. Ne dedim? Java class dedim. Oluşturacağım sınıfın ismi ne? Mesela örnek veriyorum at. At sınıfı. Şimdi atın buradaki özelliklerin hepsine sahip olması ve buradaki işlemlerin hepsine sahip olması gerekiyor. Ben gelip tekrardan burada bunları mı yazacağım ata? Bunu yazmama gerek var mı? Diyelim işte herhangi bir şey değiştirmek zorunda kaldım ya da yeni bir özellik eklemek zorunda kaldım. He gelip bütün da değiştirmek zorunda mı kalacağım? Hayır arkadaşlar. Madem ki at dediğimiz hayvan buradaki süper klasımızdaki bütün özelliklere, bütün metotlara hakimse yani bütün metotlara o da ihtiyaç duyuyorsa ona da yazmam gerekiyorsa o zaman kolay bir yöntem öğrenmiştik biz. Extend diyorduk ve kalıtıyorduk. Extend. Hangi sınıftan kalıtacaksın peki? Hayvan sınıfından kalıtacağım. Evet. Şu anda o bütün özellikler ve metotlar at sınıfında da olmuş gibi oldu aslında. Benim yazmama sadece gerek kalmadı. Peki tamam hani at sınıfında işte atın da bir e, ID'si var, ismi var, yaşı var. Atın da işte bazı hayatsal fonksiyonlarını yerine getirmek için bazı metotlarımız var vesaire falan. Ama atın kendi içerisinde başka özellikleri olamaz mı? Olabilir. Mesela işte atın bacak uzunluğu gibi özellikler ya da işte kaç ne kadar hızla koştuğu gibi özellikler ya da işlev olarak söylüyorum. işte nal değiştirme işlemi olamaz mı kendisine özel spesifik olarak? Tabii ki de olabilir. İşte o yüzden bunları yazmamız gerekiyor. Bunlar çünkü ata özel. Yazalım hemen. İlk olarak bacak boyu diyelim. Bacak boyu diye bir şey uydurdum kendimce bilmiyorum bu gerçekte de var mı ama. Double diye pardon. Public diyorum. Double ve bacak boyu dedim. Neden double dedim? Çünkü bacak boyu hani illa tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Belki virgüllü bir sayı da çıkabilir. Başka nesi var? Başka hayvanın e, hani atlar koşmasıyla ünlü bir hayvandır. Bu atların saatte kaç kilometre hızla koştuklarını bilmek istiyorum. Bunu bir özellik olarak saklamak istiyorum mesela. Bunu da oluşturalım. Public integer veri tipinde olacak ve hız diyeceğim arkadaşlar. İki tane özellik atlar için şu anlık yeterli. Daha siz belki bulursanız kendi yazacağınız kodda eklersiniz. Atlar için ne söylemiştim? Nal değiştirme. Atlara tamamen özel bir örnekti bu. Diğer hayvanlara yapılmıyordu ama atlara yapılıyordu. O yüzden bir metot yazıyorum. public void nal değiştir. Nal degis diyelim. Ve metodumun çalıştığını görmek için de null değişti diyelim. Başka hatımızda hangi özellikler olur arkadaşlar? Mesela atlara eğitim verebiliriz. Diğer hayvanların bazılarına vermiyoruz. Bazılarına eğitim verebiliyoruz. Olabilir. O yüzden onun için de bir metot yazıyorum. Public void eğitim ver. Esout eğitim verildi. Nokta. Evet şu anlık genel bakışta at klasımız da bitti. At klasımızın içerisinde hem buradaki özellikler ve metotlar var. Hem de hayvan klasının ekstent ettiği için hayvan klasının içerisindeki özellikler ve metotlar var. Şimdi üçüncü klasımızı oluşturalım. Java class dedim. Bu klasımızın ismi de Köpek olsun. Köpek yazdım. Türkçe karakter kullanmadım. Şimdi köpeğin de kendi içerisinde özellikleri var mı? Vardır elbet. Ama inanın benim aklıma gelmedi. Ya düşündüm bu videoyu çekmeden önce dedim ki olan acaba işte ne olabilir? Bacak sayısı falan aklıma geldi arkadaşlar özellik olarak. O yüzden hiç aklıma bir şey gelmedi. Ee, siz isterseniz kendi yazacağınız kodda köpeklerin özellikleri biliyorsanız yazarsınız. İşte, diş sayısı vesaire gibi değişik özellikleri yazabilirsiniz. Ben iki tane metot yazmak istiyorum köpek için. Birincisi köpekler yürüyüş yapmayı seven bir hayvandır. Yani hayvanat bahçesinde de olsak onlarla yürüyüş yapmamız gerektiğini söyleyen bir metot yazalım mesela. Public void yürüyüş yürüyüş yap. Ve e s alt içerisinde metodumuzun çalıştığını görmek için yürüyüş yapıldı. Peki başka? Şimdi biz atlara eğitim veriyoruz. Köpeklere de eğitim veremez miyiz? Verebiliriz. Hemen yazalım. Public void eğitim ver. S6 içerisinde eğitim verildi diyelim. Şimdi sorularınızı duyar gibiyim. Diyeceksiniz ki e, biz hem burada eğitim ver dedik. Hem de burada eğitim ver dedik. Bunları gelip hayvan klasının içerisinde ortak olarak yazamaz mıyım? Yazamam arkadaşlar. Niye yazamam? Çünkü ben sadece bazı hayvanlara eğitim veriyorum. Her hayvana eğitim vermiyorum. Ama her hayvanın bu hayvan klasını extend etmesini isteyeceğim için buraya ben gelip eğitim veri yazamam. Yoksa gidip işte kaplumbağa eğitim ver metodunu çağırabilirim. Öyle bir hata karşıma yani mantıksal bir hata programda hata çıkmaz ama e, öyle bir mantıksal komiklik karşıma çıkabilir o yüzden ne yaptım e, tamam sen ortak yönleriniz olabilir sana da eğitim veriyorum sana da eğitim veriyorum ama bütün hayvanlara vermediğim için ben size ayrı ayrı yazmak zorundayım köpeğin işlemleri bu kadar köpek klasımız bu kadar bir tane daha oluşturalım bu da son olsun klas dedim buna da bunlardan farklı bir hayvan koyun diyelim Finish'a bastım. Şimdi koyunun özelliklerini ve işlevlerini, metodlarını yazacağız. Coin içinde benim videodan önce düşündüğüm şey var mesela. E, tüy rengi. Ne diyorlardı ona ya? Yün rengi, yün rengi. Heh. Onu yazalım mesela. Public string rank diyelim. Ve işlev olarak da koyuna özel olarak sadece kırp metodu tanımlayalım arkadaşlar. Public void kırp diyorum. Ve S6 içerisinde kırpılıyor. Bu kadar. Bütün klaslarımı, sınıflarımı oluşturdum. Ve unuttuğum bir şey var. Koyun klasımı da extend hayvan klasından çağırıyorum. Bunu yaparak hayvan klasının özelliklerini de koyun klasında kullanabileceğimi belirtmiş oluyorum. Aynı şekilde köpek için de yapıyorum bunu. Extend hayvan. Şimdi çalıştırıp görelim arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Ben köpeği çağırmak istiyorum. Köpek köpek eşittir new köpek dedim. Ardından nesnemin ismiyle küçük harfle başlayan köpek ismini nokta koydum. Ve çıkan metotlara bakın isim çıktı mesela bu isim özelliği işte hayvan süper klasımızda olan bir özellikli id o öyleydi yaş öyleydi aşı yap bütün hayvanlara özel bir şeydi arkadaşlar ama bakın burada üzeri biraz daha aydınlık beyaz bir şekilde eğitim ver diyor bu sadece köpeğe özel ben gelip burada eğitim ver ya da işte köpek nokta temizle falan diyebilirim ya da işte köpek nokta Başka neleri var mesela? Aşı yap diyebilirim. Bu özellikleri çağırabilirim. Bana herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak. Şimdi hayvan başka hayvanlar için yapalım bunu. Koyun için yapalım mesela. Koyun new koyun dedim. Nesnemin ismini yazdım. Küçük harfle başlayan key ile. Bakın yine isim, id ve işte yaş çıktı ama renkli bir şekilde renk de çıktı. Bu sadece koyunun özelliği olduğu için böyle renkli bir şekilde çıktı. Aşı yap gene çıktı. İşte kırp renkli bir şekilde çıktı sadece koyuna özel olduğu için. Ben gelip burada koyun nokta kırp diyebilirim. Koyun nokta işte aşı yap diyebilirim. Koyun nokta koyun nokta yemek ver diyebilirim. İşte yemek olarak da buraya ot yazabilirim. Bu şekilde ayarlayabilirim arkadaşlar. Son olarak atı da yapalım. At içinde. At. At eşittir. New. At. At nokta. Bakın gördüğünüz gibi hız ve bacak boyu renkli bir şekilde çıktı. İsim, ID, yaş gibi özellikleri zaten o e, extent ettiği hayvan klasının içerisinde olduğu için biraz daha soluk şekilde. Bakın yine eğitim ver burada renkli çıktı. Çünkü hayvanın içerisinde eğitim ver yok ama atın içerisinde eğitim ver var. Atın içerisinde bir metot olarak eğitim ver var. Başka at nokta. işte yemek ver. Yemek ver diye bir şey söyleyebiliriz. İçerisinde de işte yulaf diyelim mesela. Yulaf yollayabiliriz. Bu şekilde metotlarımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Ne yapmış oldum ben burada aslında? Güzel bir kalıtım örneği yapmış oldum. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.